Ortancanın medyan özellikleri. 1. Sayısal verilere uygulanabilir gençler. Çünkü hesaplama var. 2. Bir veri grubu için yalnız bir ortanca değeri vardır. 3. Birim değerleriyle ortanca arasındaki farkın yarısı pozitif, yarısı negatiftir arkadaşlar. 4. Ortanca aşırı uç değerlerden etkilenmez. Örneğin gençler bakın XK 3, 7, 7, 9, 12, 16, 21, 24, 24. 3, 6, 9 tane terim var burada. Veri grubunda ortanca 12'dir. Bakalım 9 tane olduğuna göre dörderli gruplara ayırabilirsiniz. Bakın bir 4'tü bu alt grup, bir 4'tü de bu üst grup olur. Pardon, şurası diyecektim. 4 kişi de bu. Bakın ortaya kalan ne kaldı? 12 kaldı. Demek ki ortanca 12'dir. Bunları tek tek çıkarttığınız zaman bakın 3 eksi 12 eksi 9, 7 eksi 12 eksi 5, 7 eksi 12 eksi 5, 9 eksi 12 eksi 3 oldu. Yine diğer uç grubu toplu çıkartıyorum. 16 eksi 12 4, 21 eksi 12 9, 24 eksi 12 12, 24 eksi 12 12 olacak. Ne olmuş oldu bakın? 4'ü negatif, 4'ü de pozitif oldu sevgili gençler. Bir uygula yapalım. Daha iyi kavrayacağımızı düşünüyorum. Bir spor kulübünün düzenlediği tenis turnuvasında sporcuların aldığı puanlar verilmiştir. Sporcuların aldığı puanlar verilmiştir. Gençler bir tablo hazırlamışlar. Ben de o tabloyu hemen size hazırlayayım. Yani şöyle. Yazıyorum şimdi. Ne diyor? Ne demiş? Sporcu sayısı birincisinde. Şuraya kırmızı kalemle. Sporcu sayısı. Buraya da puan. Bunları tablo olarak hazırlamışlar. 2 kişi 12 puan almış. 4 kişi 10 puan almış. 2 kişi 8 puan almış. 4 kişi 6 puan. X kişi 4 ve 6 kişi de 2 puan almışlar gençler. Veri grubunun aritmetik ortalaması altı ve ortancası Y'dir. Buna göre X artı Y toplamı kaçtır? Gençler sorunun orijinalini yazmış olduk. Bakın birincisi şuraya bir diyelim. Bir aritmetik ortalamayı bulalım. Neydi? X ortalama gösterilirdi. X ortalama eşittir 6'ymış gençler. Bu durumda 2 artı 4 artı 2 artı 4. Ama öyle yapmayacağız. Öyle yapmayalım. Uygun görseniz direkt çarpa çarpa gidelim. Yani 2 kişi 12 puan almış ya. 2 kere 12 24. Artı 4 kere 10 40. Direkt yapalım. Daha kısa artık. Sizler profesyonel oldunuz. 2 kere 8 16. Artı 4 kere 6 24. Artı 4x. Artı 12 bölü. Toplam sporcu sayısı kaç oldu gençler buradan? Bakın 2, 6, 8, 12, 18, 18 artı x. Toplayalım 24. 64, 70, 80, 100, 104. 106, 116. 116 artı 4x bölü 18 artı x eşittir 6'ymış gençler. Buradan düzenleyelim. 116 artı 4x eşittir 6 kere 18, 108 artı 6x. Arkadaşlar buradan 116'dan 108 çıkarttığınız zaman ne kalacak gençler? 8 olacak eşittir 2x ise x'in buradan 4 olduğunu bulduk. Bunun için aldık bunu. Bakın x'i bulduk. 2 diyelim, 2'yi de buraya yazalım. Şimdi bunları ne yapmamız gerekecek arkadaşlar? Ortanca sorduğu için şöyle sıralayalım. Siyah kalemi sıralayalım.
Küçükten başlıyorum. Bakın 2 puan alan 6 kişi var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi 2 puan almış. Peki 4 puan alan x'i 4 bulduk. 4 tane. 1, 2, 3, 4 puan. 6 puan alan 4 kişi var. 6, 6, 6, 6. Peki 8 puan alan 2 kişi var gençler. 8, 8. 10 puan alan 4 kişi var. 10, 10, 10, 10. 12 puan alan 2 kişi var. 12, 12. Bakın neler oldu şimdi. Toplam kişi sayımız ne oldu burada? Sporcu sayımız gençler. 6, 10, 14, 16, 20, 22 kişi. Toplam 22 kişi var. 22 toplam. 22 tane sporcumuz oldu. O zaman çift olduğu için 11'i ayıracağım. 6, 10, 11. Buraya kadar ayıracaksınız gençler. Şuraya kadar gidecek. Bir grup yapacaksınız. Geri kalan kısmı da bir de bir grupta buradan yapacaksınız. Demek ki ortaya düşen iki tane sayı 6 olacak gençler. Ortanca o zaman ne olacak? 6 artı 6 bölü 2'den 6 çıkacak. Bu da Y'dir gençler. Y de 6'dır. Bunu çerçeveledik. Ne soruyor bize? Artık bundan sonrası yapmayanı döverler. X artı Y toplamını soruyor. X artı Y eşittir. 4 artı 6'dan da 10 olarak bulursunuz. Buna göre matematik ve fizik notlarının ortanca değerler arasındaki fark kaçtır? Gençler önce matematik notlarına göre yapalım. Matematik. Küçükten büyüğe sıraladığınız zaman bakın en küçük 60 var. 75 var. 80 var. 85 ve 90 var. Ortanca değeri nedir bunun bakalım? Tek olduğu için gençler ikişerli gruplara ayırdık. Alt grup, üst grup. Dolayısıyla bir tane 80 kaldı burada. Bu da neymiş? Ortanca. Yani median eşittir 80. Gençler bunu cebimize koyduk. İkincisi fizik notlarına göre yapalım. Fizik. Fizikte en küçük gençler 65 almış arkadaşımız. 65, 70, 70, 75 ve 90. Buna göre yine ortanca değeri bulalım. Bakın yine 3-5 not var. O zaman ikişerli gruplara ayırıyorum. Alt grup, üst grup. Ne kaldı bize? 70 kaldı. Dolayısıyla yazıyorum. Diyorum ki ortanca yani median eşittir 70 olacak. Ne diyor arkadaşlar? Matematik ve fizik notların ortanca değerler arasındaki fark diyor. O zaman fark 80-70'den 10 olarak bulursunuz. Bir okulun düzenlediği satranç şampiyonasında öğrencilerin aldığı puanlar verilmiş gençler. Zaten tabloda görülüyor. Veri grubunun aritmetik ortalaması 5.7 ve ortancası B olduğuna göre artı B toplamı kaçtır? 1. Aritmetik ortalama gençler. Sırayla yürüyorum basamak basamak. Aritmetik ortalama. Arkadaşlar x ortalama olsun bu. Neydi x ortalamamızın formülü? Eşittir. 4 çarpı 6 artı 2 çarpı 7 artı 6 çarpı 5 artı a çarpı 5,5 artı 2 çarpı 6,5 bölü toplam kişi sayısı ne olmuş oldu? Öğrenci sayısı 4, 6, 12, 14. 14 artı a. Yani 24 artı 14 artı 30 artı 5,5 A artı 13 bölü 14 artı A'yı bize 5.7 olarak vermişler arkadaşlar. 30, 54, 58, 78, 81. Bir dakika toplayalım. 24, 28, 38, 68, 71, 81. Bakın sizinle beraber topluyorum. 81 artı 5,5 A eşittir. 79.8 artı 5.7 A. A'ları bir tarafta toplayın. Bilinmeyenler diğer tarafta yani. Arkadaşlar buradan 1.2 eşittir 0.2 A olacak ise A buradan 6 kişi olarak bulduk. Demek ki 6 kişi de arkadaşlar 5.5 puan almış. 2 diyelim şuraya. Bunları şimdi ne yapacağız? Küçükten buraya sıralayacağız gençler. Küçükten büyüğe sıralayalım.
Şuna gitti kaleme al Nevzat. Bakın arkadaşlar en küçük değer 5. Demek ki 6 kişi 5 puan almış. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi. A'yı 6 bulduk. 5,5 puan ondan sonraki geleceği için. 6 kişi de 5,5 puan almış. 5,5, 5,5, 5,5, 5,5, 5,5 ve 5,5. Peki 6 puan alan bakıyorum 4 kişi var. 6, 6, 6, 6, 4 kişi almış. Bir de 6,5 puan alan 2 kişi var. 6,5. Şu virgülü yazmaya gerek yok oraya. 6,5. 2 kişi de 7 puan almış gençler. 7 ve 7. Toplam bakıyorum şimdi. Zaten burada bulmuş. 4, 6, 12, 14, 20 kişi olmuş oldu. Toplam 20 kişi oldu arkadaşlar. Hatırlarsanız şöyle yapalım. 10-10 gruplara ayıracağız. Çünkü çift hatırlayın. Eğer terim sayısı çiftse ortadaki iki sayının aritmetik ortalaması olacaktı. Demek ki 10. 6 kişi burada, 7, 8, 9, 10'uncusu burada. Geri kalan 10'uncusu, 10 burayı bir grup yapıyorum yani şöyle. Burayı bir grup yaptım. Geri kalan 10'da bir grup yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu da bir grup oluyor. Arkadaşlar burayı da bir grup yaptığınız zaman şu şekilde şu iki arkadaşımızın aritmetik ortalaması olması gerekiyor. O zaman eşit zaten onlar. Diyorum ki ortanca 5,5 olacak. Çünkü toplayıp yarısını aldığı zaman aynı şey çıkacak. Peki ne soruyor bana? Bu da B imiş. Yani B de 5,5'muş. Bunu da bulut için aldık. Yakında yağmur olup yağsın. Arkadaşlar A artı B toplamı soruluyor. A artı B eşittir 6 artı 5,5'tan 11,5 olarak bulduk.